Öyle bir telefon ele geçirdim ki şu anda elimde tuttuğum bu telefon belki de dünyanın en iyi oyuncu telefonu Asus ROG Phone 7'den bahsediyorum. Bu telefon için çok heyecanlanıyordum ki sonunda Türk topraklarına geldi. Telefonu bizlere yollayan Emir iletişime çok teşekkür ediyorum. Bu tarz cihazlar için açıklama kısmındaki linke bakabilirsiniz. Bu cihaz için heyecanlıyım. Niye heyecanlıyım? Çünkü siz Asus ROG Phone 6 aldığınız zaman 1000 dolarlık bir fiyat etiketini ödüyordunuz. Ama ROG Phone 7'yi alırken de yine aynı parayı ödüyorsunuz. Ve geliştirili bir özelliklerle birlikte bu telefonu satın alabiliyorsunuz. Asus'un... Keşke ülkemizde telefonları satılsa, bu oyuncu telefonları satılsa ama maalesef göremiyoruz. Buradan da bir çağrı yapmış olalım. Ben sözü daha fazla uzatmayacağım. Sizlere anlatacağım çok önemli detaylar var. Yani bir oyuncu telefonda bu nasıl olabilir ki diyebileceğiniz özellikler var. O halde sözü daha fazla uzatmıyorum. Bakalım dünyanın en iyi oyuncu telefonu denilen Asus ROG Phone 7 bizlere neler sunuyor. Tabii en dikkat çekici nokta da şu Asus'un yine o tasarım bütünlüğünden vazgeçmemesi. Yani bir oyuncu telefonu alıyorsunuz ama normal bir telefon gibi de kullanabiliyorsunuz. Mesela arka tarafa baktığımız zaman bu kamera yapısı yıllardır Asus'un benimsediği bir yapı. Arka tarafta yine Asus'un RGB aydınlatma logosunu görebiliyoruz ve bu logonun içerisinde 16 milyon 700 bin renk bulunuyor dostlar. Bilginiz olsun bu renk kombinasyonu gerçekten çok iyi. Siz buradaki RGB ışığı dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bildirimler olsun, farklı kombinasyonlar olsun. Dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ayarlar kısmından ayarlamak mümkün. Şimdi telefonun dikkat çekici diğer özelliği ise arayüz tamam çok hızlı. Android 13'te geliyor. Snapdragon 8 Gen 2 var. Ancak geliştirilmiş tetik tuşları. Bu tetik tuşlarıyla birlikte oyunlarda öne geçiyorsunuz arkadaşlar. 750 Hz'lik bir dokunmatik tepkime hızı bulunmakta. Bu tetiklerle birlikte yüksek tepkime hızından dolayı bir düşman gördüğünüz esnada çok hızlı bir şekilde ateş edebiliyorsunuz. Onun dışında bu tetikler sadece dokun bas mantığında değil. Yana çekebiliyorsunuz. İleri geri hareket etmek için jiroskop desteği bulunmakta. Ayrıca bu telefonun arkasına Aeroactive Cooler dediğimiz Asus'un yedek bir aparatı takılıyor. Aslında yedek bir aparat demek çok mantıklı değil. Telefonu hem soğutan hem de tetik tuşları bulunan bir cooler fandan bahsediyorum. Bu şu anda yanımda değil. Keşke olsaydı. Ama o da 129 gram ağırlığında ve çok ağır bir alet aslında bana göre. Telefon 239 gram ağırlığında. Bence gayet ideal bir ağırlığa sahip. Ayrıca 6000 mAh batarya ve şurada görmüş olduğunuz gibi 65 wattlık hızlı şarj adaptörüyle birlikte geliyor dostlar. Onun dışında ben telefonun kamerasını inanılmaz derecede şaşırdım. Yani bir oyuncu telefonu nasıl bu kadar güzel fotoğraf çekebilir ki dedim ve şu anda çekmiş olduğum fotoğrafları ekranda görüyorsunuz. Önce ana kamerayla başlıyoruz. 50 megapiksel yerinde bir ana kameramız var. Sony IMX 786 idi yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da zaten alt kısma yazarım. İkinci kameramız ultra geniş açılı bir kamera. 13 megapiksel değerinde. Üçüncü kameramız da 5 megapiksel makro sensör dostlar. Ön tarafa geçtiğimiz zaman çentiği sağ üst tarafta görüyoruz ama ekran o kadar kaliteli bir ekran ki bu çentiyi bile görmüyorsunuz. Yani ekran kasorunu oldukça iyi ve 32 megapiksel değerinde olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca 8K videolar çekebiliyorsunuz. 4K 60 FPS çekiyorsunuz. Ancak ön tarafta Full HD 30 FPS çekiyorsunuz. Onun dışında birazcık da tasarıma bakalım. Şimdi alt kısımda bir adet Type-C girişimiz var. Telefonun şu şekilde oyun oynar pozisyonunda tuttuğunuz zaman da alt kısımda bir Type-C girişi bulunmakta. 6000 mAh batarya ikiye bölünmüş durumda ve telefonun o kadar iyi bir soğutma performansı teknolojisi var ki bunu şöyle özetleyecek olursak telefon şimdi bu şekilde görüyorsunuz ya burada 3000 mAh batarya. Burada 3000 miliamper batarya. Bu orta kısım boş bırakıldığı için Asus mühendisleri buraya grafit levhalar yerleştiriyor arkadaşlar. Grafit levha ne işe yarıyor derseniz eğer ki ısıyı dağıtmada inanılmaz derecede iyi bir etki sunuyor. Bu yüzden buradaki grafik levhalar ROG Phone 7 serisinde daha büyük bir hale getiriliyor. Anakarttan ve RF kartından ısı transferini en üst düzeye çıkarmak için yeniden şekillendiriyorlar aslında bu levhaları ve gerçekten telefon ısınmıyor diyebilirim. Şimdi geçelim diğer tasarım detaylarına. Alt kısımda 2 pinli bir konnektör bulunmakta. Buraya az önce dediğim gibi aktif Cooler aparatını takabiliyorsunuz. Üst tarafta bir şey yok. Sağ tarafa geçtiğim zaman güç butonu, klasik ses açma kısma butonları, parmak izi nerede derseniz ultra hızda çalışan parmak izi okuyucu, ekranın altında oldukça hızlı çalışında belirtmek istiyorum. Ekran tarafına baktığımız zaman 6.78 inç büyüklüğünde 165 Hz tazeleme hızına sahip ve AMOLED bir paneli görebiliyoruz. Burada Samsung'un bir paneli kullanılıyor ve Delta E1 teknolojisiyle birlikte geliyor. Bu ne demek? Şimdi e, biz bilgisayarlarda RTX ekran ekran kartlarında RTX modunu açtığımız zaman ne oluyor? İşte o sular, metaller böyle işte değişik ortamlarda ışıklar, yansımalar gözümüze çok hoş bir şekilde yansıyor değil mi? Evet bu telefonda da bu özellik destekleniyor dostlar. Yani bir oyuna girdiğiniz zaman, bir dizi filmi izlediğiniz zaman renkler gözünüze inanılmaz derecede canlı geliyor ve 1 milyar renk desteğinin de bu telefonda olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca telefonumuzun içerisinde UFS 4.0 var, Wi-Fi 7 var, yüksek çözünürlüklü Bluetooth 5.3 de var ve bu bir oyuncu telefonu olduğu için kablolu kulak oyun deneyimini iyileştirme adına 3,5 mm jack girişine Rockfon 7'den eksik etmemişler. Dostlar telefon inanılmaz derecede güzel. Yani burada teknik özelliklerden ziyade birazcık da deneyim önemli. Yani oyunlarda ne yaşadınız Samet? Şimdi oyunlara girdiğiniz esnada ekranın sol üst köşeden aşağı doğru çektiğiniz zaman işte olay başlıyor. Nasıl başlıyor? X ekseni açılıyor arkadaşlar. Oyuncunu dediğimizde bir özellik bulunmakta. Burada FPS'inizi görüyorsunuz. Air e trigger'ları ayarlıyorsunuz. Cihazı performans modunu değiştirebiliyorsunuz. Yani aklınıza gelebilecek birden fazla ondan fazla özellik bulunmakta. Bunların hepsini anlatsak tabii ki de bu video 2-3 saat olur. Çünkü çok detaylı bir oyuncu telefonu dostlar. Yani telefonun aslında arayüzünü bile değiştirebiliyorsunuz. Saf Android yapabiliyorsunuz veya Asus'un kendi arayüzü yapabiliyorsunuz. Kişiselleştirmeye oldukça açık bir telefon. Bir oyuncu telefonunda aradığım en büyük özellik ne derseniz tabii ki de kişiselleştirme. Yani ben oyuna girdiğim zaman beni oyunda kastırmasın ve oyunda ben ısı deneyimini fazla olmasını istemiyorum. Yani telefonum ısınmasın. Soğuma konusunda oldukça başarılı bir telefondan bahsediyorum. Şimdi diğer teknik detaylara geç olursak dostlar bu telefon çift sim kart desteğini beraberinde getiriyor ve IP54 sertifikası bulunmakta. Ön taraf çok sağlam. Gorilla Glass Victus ile birlikte korunuyor. Ancak arka taraf Gorilla Glass 3 ile birlikte korunuyor. Bunu tam çözemedim. Olsun. Yani yine de sağlam bir koruma burada tercih edilmiş. Mesela PUBG Mobile'den biraz örnek vereyim sizlere. PUBG Mobile'de kesinlikle kasma donma denen bir şey yok dostlar. Yani Snapdragon 8 Gen 2 Android 13'te inanılmaz derecede güzel çalışıyor. Onun için de 90 FPS desteğimiz tabii ki de bu telefonun içerisinde mevcut jiroskop çok dengeli bir şekilde çalışıyor. Onun dışında oyunla alakalı söylemek istediğim keşke ki o e, aktif Cooler fan olsaydı da şu telefonun arkasına biraz taksaydım. Onunla da oynamayı açıkçası isterdim. Bu arada Genshin Impact'i de bu telefona indirdim. Biliyorsunuz ki mobil cihazlar arasında en zorlayıcı, en kaliteli oyun olarak benimsenmiş bir oyun. O oyunla da yani hiçbir şekilde kasma donma yaşamadık ve soğuma derecesi gerçekten inanılmaz dostlar. E, testleri merak ediyor olabilirsiniz. Şu anda karşınızda Antutu testini görüyorsunuz. İnanılmaz güzel güzel bir skor aldı Snapdragon 8 Gen 2. Ardından da Geekbench 6 değerlerini görüyorsunuz. Tekli ve çoklu çekirdek de yine kasıp kavuruyor ROG Phone 7. Şimdi sizlerle birlikte ne yapalım? Detaylar kısmında zaten telefonu sizlere çok güzel bir şekilde gösterdim. Biraz da telefonun arayüzünde dolaşalım. Daha sonrasında gün sonu yorumunu yapacağız. Şu anda ekran kaydımı başlattım. Eğer bir mobil oyun oynuyorsanız ve bu telefona sahipseniz ve YouTube'a video yüklemek istiyorsanız ekran kaydedici Full HD bir şekilde 120 FPS'ye kadar ekran kaydını kaydedebiliyor dostlar. Bilginiz olsun. Şimdi Şimdi telefonun burada arayüzünü görüyorsunuz. Bu arada çoğu uygulamamı kurdum. Buraya yükledim deneyimi elde etmek adına. Telefon arayüzü gerçekten çok hızlı dostlar. Yani bu telefonu övmek için değil. Hiçbir şekilde markalı bir içerik de değil. Yani bir oyuncu telefonu almak istiyorsanız Asus ROG serisi inanılmaz. Şimdi ayarlar kısmına girdim. Şöyle bir hemen ekran yapalım dostlar sizlerle birlikte. Şimdi buraya girdiğim zaman Splendid modu bulunmakta. Ekranın doygunluğunu, canlılığını siz buradan manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Aşağıya doğru indiğimiz zaman animasyon hızı gelişir seçeneklerinde değil. Burada yani bu pencere hızı işte geçişlerdir. Burayı buradan ayarlıyorsunuz. Bunları kısarak hız elde edebiliyorsunuz. Sistem renk şemasına tıkladığım zaman burada karanlık ve açık mod bulunmakta. Aşağıya doğru indirdiğimiz zaman always on display'i görebiliyoruz. Ekran tazeleme hızını bulamadım. Yenileme hızı burada dostlar. Yani tıklıyorum burada X modundan çıkmanız gerekiyor diyor. Şimdi yukarıda X modu var. Bunu sizlere göstereceğim şimdi. X modunu kapattım. Yani X modunu aldığınız zaman dostlar oyun moduna geçiyor. Cihaz böyle en baba özelliklerini sergiliyor. Yenileme hızına tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi 165 Hz'lik bir tazeleme oranı bulunmakta ki zaten insan gözü 100 Hz'den sonrasını pek fazla algılayamıyor. O nedenle 165 Hz gerçekten çok fazla. Geri çıktığımız zaman dostlar telefonun bir sistem ayarlarına girelim. Buraya tıkladığımız zaman telefon hakkında dediğimiz zaman telefonumuz 12 GB RAM ile birlikte geliyor. Belli arttırabiliyorsunuz merak etmeyin. Bunun arttırmasını şimdi bunu o zaman kaybetmeyelim. Her neyse 256 GB'lık bir depolamamız bulunmakta ve işlemcimiz 3.20 GHz'e kadar ulaşabiliyor. Peki Samet tamam biz bu ayarları zaten biliyoruz derseniz eğer ki sizleri Armor Crate ile birlikte tanıştırmak istiyorum. İşte buraya girdiğiniz zaman işler değişiyor dostlar. Mesela neden değişiyor? Şimdi ben buraya bir oyun ekleyebiliyorum. Şimdi bu oyunların hepsi burada var. Şunları biraz ekleyelim. Şimdi ben bunları ekledim. Şöyle sola geldiğim zaman bütün uygulamalarımı görebiliyorum. Mesela burada senaryo profilleri dediğim zaman aslında ben işte Google Chrome'un hangi programda çalışmasını istediğimi buradan ayarlayabiliyorum. Buradan profilimi görebiliyorum. Ve buradan da konsol ayarlarımı yapabiliyorum arkadaşlar. Dinamik mod, sistem yapılandırması, ışıkları buradan ayarlayabiliyorum. Az önce bahsettiğim o Reactive Cooler'ı burada görebiliyorsun. Ve sizlerin sağlığına önem veren birçok ayarı da buranın içerisinden ayarlayabiliyorsunuz. Air Trigger olayını zaten oyunlar detayında sizlere gösterdim. Bu dokunmatik kontroller sayesinde oyunlarda inanılmaz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kamera tarafına girdiğimiz zaman hemen şöyle 8K demiştim ya dostlar. Onu bir göstereyim şöyle. 8K'da video çekiyor. Bu arada şu anda telefon normal modda. Yukarıdan bildirim panelini aşağıya doğru çektiğiniz zaman bakın burada farklı farklı özellikler mevcut. Hatta diğer özellikleri de sizlere şekilde göstereyim. Baya bir özellik var. Yani hayatınızı kolaylaştıran mükemmel özellikler bulunmakta. Şimdi sol tarafa geçtiğim zaman X moduna basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi telefonun yapısı değişiyor. Bu arada soğutma kanalı için söylemek istediğim son bir detay var. Şu ekran kaydını durduruyorum. Durdurduktan sonra Rıza abi beni ortala abi hemen. Heh. Şimdi telefon burada soğuma teknolojisinde şöyle bir yapı kullanılmış. Aralarında oluşan bu grafit levhalar demiştim ya. Bunların arasında aslında boş dostlar. İşlemciyi tam ortada düşünürseniz eğer ki işlemci çok derin bir nefes al alıyor diyebilirim. Yani havalandırma kanallarını çok geniş tutuyorlar. O nedenle telefon ısınmıyor. Bilginiz olsun. Evet bugünlük bu kadar. Bence Asus ROG Phone 7 çok başarılı bir model olmuş. Bu telefonun oyun performans testi. Detaylı bir oyun performans testi. Yeşil Robot YouTube kanalında olacak ve diğer testler yine Yeşil Robot'ta olacak. Orayı da takip ederseniz Seviniriz efendim. Ben kaçtım bugün çok konuştum bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.